Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli FM TV izleyicileri, Bir Masumun Cesurun programından herkese selamlar olsun. Mevla Teala Hazretleri gecenizi, ömrünüzü bereketli eylesin inşallah. Bu hafta birbirinden güncel önemli konuları hocalarımıza inşallah sunacağız. Onlar da sizlere İslami bakış açısıyla inşallah değerlendirecekler. Konuklarımız geçen hafta olduğu gibi yine Mehmet Eyvaz Hocam. Hocam hoş geldiniz. Mustafa Kardal Hocamız. Hoş geldiniz hocam. Allah razı olsun hocam. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. İnşallah sorularımızı hocalarımıza ileteceğiz. Sizler de eğer sormak istediğiniz özellikle güncel konular varsa onları ne yapabilirsiniz? Hocalarımıza aktarabilirsiniz. Ben sorularımızı şimdiden okumak istiyorum. Birinci sorumuz, Afrin operasyonu neden gerekli? İkinci sorumuz, Amerika'nın Afrin'le alakalı yaptığı çelişkili açıklamaları nasıl okumak lazım? Üçüncü sorumuz, Genelkurmay Başkanı Akar ve Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretinin amacı nedir? Cumhur İttifakı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye-Katar ilişkisini nasıl değerlendiriyoruz gibi, nasıl değerlendiriyorsunuz gibi sorularımız olacak. Bununla beraber sizler de inşallah sormak istediğiniz sorular varsa burada zaman, bize ayrılan zaman kadar inşallah hocalarımıza aktaracağız. İlk önce yine ben Mehmet Eyvaz hocamdan başlamak istiyorum. Hocam, Afrin operasyonu neden gerekli? Gerekli mi? Bu konuyla alakalı şu an zaten halkımızın özellikle gündeminde olan bir konu. Bu konuyla alakalı olaya nasıl bakmamız lazım? Evet. Hocam, seyircilerimize selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Cuma geceleri hayırlı mübarek olsun inşallah. Burada tabii güncel bir takım meseleler var. Buralarda muhakkak hoca efendilerin de görüşlerinin alınması gerekiyor. Çünkü onlar olaylara Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ışığı altında değerlendireceklerinden dolayı bu görüşler hem devlet erkanımız, ricalimiz tarafından da takip edilebilir, izlenilebilir. Şimdi burada evvela şunu söylemek lazım. Türkiye artık savunma stratejisinden çıkıp saldırı stratejisine başlamıştır. Olayın esasında en önemli noktası burasıdır. Şimdi bu da bu saldırı stratejisinin bir uzantısı olarak ne yapmak lazım? Olayı görmek lazım, okumak lazım. Şimdi biliyorsunuz bundan önce Türkiye Elbap'ta bir operasyon yaptı. Fırat Kalkanı adı altında bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda ciddi önemli kritik noktalar ülkemiz adına ele geçirildi ve sonra Özgür Suriye Ordusu oraya yerleştirildi ve Türkiye şu an yine orada tabii hem eğitimle beraber orada varlığını sürdürüyor ve oradaki Suriyeli kardeşlerimiz rahat bir nefes aldılar. Şimdi Afrin'de de bu hain YPG, Amerika'nın da desteğiyle hem oradaki halka hem de yine Azez'de, Carablus'ta, Membiş'te yine buralarda ciddi manalarda yine sıkıntıları var. Şimdi burada esas olayın ana noktasına biz gelecek olursak haritada da burada zaten aşikar bir şekilde bakın buradan Reyhanlı'dan, Kırıkan'dan böyle başlıyor. Buralar hep bizim yerlerimiz. Evet. Kilis böyle gidiyor. Bu komple sınır bizim sınırımız ve bu sınırın şu bölümünde gördüğünüz gibi YPG konuşlanmış bir durumda ve buradan da bir terör koridoru oluşturularak hem PKK'lı militanlar bizim ülkemize sızdırılıyor ve buradan giriyorlar. Ne yapıyorlar? Ülkemizde çeşitli eylemler, kanlı eylemler yapmak istiyorlar ama şükürler olsun elhamdülillah şu an Rabbimiz buna izin vermiyor. Şimdi bugün taze haber. Yine Şırnak'ta bir helikopterimize ısı güdümlü füze atıldı. Şimdi PKK bu ısı güdümlü füzeyi kimden alıyor? YPG'den alıyor. YPG kimden alıyor? Amerika'dan alıyor. Yani şimdi burada böyle bir değişik konular var. Zaten bizim sınırımız olması hasebiyle biz sınırımızı muhafaza etmemiz gerekiyor ki bunlar şimdi YPG, ha PKK, ha YPG, ha YPJ bunların hepsi aynı amaca hizmet eden, kendilerini kullandırtmayı seven, bunun karşılığında da işte devletçilik oynayan bir takım terör mihrakları. Şimdi buradan inşallah biz Afrin'le beraber ciddi bir operasyonla inşallah bunların bu planlarını alt üstüne getirmiş olacağız. Şimdi burada dediğimiz gibi
Ana iki tane konu var. Birisi Afrin'in bu bölgelerin Membiç vesaire ciddi manada petrol yataklarının bulunması. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz İsrail'in BOP projesi çerçevesinde değerlendirdiği işte burada ufak devletçikler kurarak onları da kendi idaresiyle sevk ederek burada Orta Doğu'da bir istikrarsızlaştırma. Yani istediğim zaman mesela Suriye ne oluyor dediği zaman Suriye'de terör eylemleri yapacak. Türkiye ne oluyor dediği zaman Türkiye'de terör eylemleri yapacak. Irak ne oluyor dediği zaman Irak'ta terör eylemleri yapabilecek. Böyle Amerika'nın, İsrail'in, affedersin özür diliyorum, ısır dediği zaman atıl kurt dediği gibi böyle bir sistem burada oluşturarak Orta Doğu'yu ne yapmak istiyorlar? Bu şekilde istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Küçük burala devletçikler kurarak Orta Doğu'yu böyle kan gölü burası böyle yürüsün. Aman Müslümanlar uyanmasın, kendine gelmesin. Şimdi tabii ülkemizde elhamdülillah bunun farkında. Bunun farkında olması hasebiyle de bugün itibariyle ilk hareketler başladı. Ama tabii şu an Türkiye'de tabii bazı dengeleri gözetmek durumunda. Yani burada eğer Türkiye hiç savaşmadan veya bu topraklara girmeden istediğini elde ederse belki girmeye de Afrin'e girmeye de gerek kalmayacak gibi bir pozisyon şu an konuşuluyor. Onun için Derviş Hocam burada biz kendi sınırımızda bir terör koridoru oluşmaması için buralardan girip bizim ülkemizde kanlı eylemler yapmamaları için YPG'nin PKK'ya dolayısıyla Amerika'nın PKK'ya YPG'ye ciddi manalarda silah tesis edip bizim ülkemizde bunların kullanmasına mahal vermemek maksadıyla burada ne oluyor? Ne yapmamız gerekiyordu bizim? Burada ciddi bir operasyon yapmamız gerekiyordu. Şimdi burada bahsedilen sayıları da öyle hafif almamak lazım. Yani bugün 5000'e yakın bir tır buralara silah sevk edildi. Şimdi sen DAEŞ'ten bahsediyorsun. Nerede DAEŞ? DAEŞ kalmadı. DAEŞ bitti. Türkiye Elbap'ta bitirdi. Birçok yerlerde işte şu an DAEŞ'in öyle gözle görülür bir varlığı kalmadı. Şimdi Amerika'nın normalde sözü şuydu. Efendim işte biz burada DAEŞ için varız. DAEŞ'ten mücadele ediyoruz. Bitti hadi git evine. Dön Amerika'ya. Yok şimdi işte neymiş? Biz biraz burada istikrar sağlayacağız. Niye gerek yok ki? Bozan sizsiniz zaten. Yani gerek yok ki. Sen zaten buradan gitsen burada istikrar sağlanacak zaten. Şimdi burada insanların ırkçılık tellerine dokunarak şimdi burada o bir devlet, Kürt devleti kurmak istiyor. İşte siz onun SDS işte falan filan ismin değişikliklerine aldanmayın. Burada kendi güdümünde bir Kürt devleti kuracak. Buradan da zaten bizim bakın hemen Hatay'la beraber sınır Kilis bir tarafta. Şimdi buradan bizim ülkemizdeki Kürt kardeşlerimizi bak biz burada devlet kurduk. Anlatabiliyor muyum? Hadi siz de bir hareket yapın. Biz de buradan size destek vereceğiz. Ve karışık Türkiye'nin doğusunda da yine ciddi manada bir kargaşa, karışıklık meydana getirip ülkemizi bölmek, parçalamak. Esas amaç, esas gaye bu. Şimdi biz bunu engellemezsek, biz bunun önüne geçmezsek, biz buna dur demezsek biz de bu başımıza gelecekleri ne yapmış oluruz? O zaman hak etmiş oluruz. Onun için bizim Mehmetçiğimizin, ordumuzun Afrin'e girmesi ne yapıyor? Gerekiyor. Yani istikbalimizin muhafazası için, sınırlarımızın muhafazası için. Şimdi bu adamlar bugün sınıra yerleşiyorlar. Yarın bir gün burada şu an istedikleri her şeyi yapabilirler. Alttan çukurlar kazılabilir. Şunlar ya bizim sınırda, hudutta duvarlarımız var ama buralarda bir takım alttan geçitler, işte hendekler, şunlar bunlarla beraber oradan ülkemize sızmalar, silah geçirmeler, şunlar bunlar yapılabilir. Bunlar hep işte engel olmak için Afrin'e bizim girmemiz gerekiyor. Burada yine söylediğimiz gibi artık Türkiye elhamdülillah böyle savunma stratejisinde değil, tam tersi saldırarak savunma stratejisini ne yapmış? Başlatmış bulunuyor. Çok yerinde bir adım, çok gerekli bir adım. Bunları atmadığımız zaman şimdi iki boksör sahaya çıksalar, bir tanesi devamlı yumruk sallasa, bir tanesi devamlı böyle korumada kalsa yani savunmada kalsa, tamam kendini savunuyor ama devamlı savunmada. Şimdi öbürü onun o savunmasını
Yarmak için ne yapar? Devamlı yumruk atmak ister, yumruk sallar. Şimdi bu zamana kadar Türkiye böyleydi. Bir Avrupa bize yumruk sallıyordu. Bir Amerika bize yumruk sallıyordu. Ama işte PKK'yı kullanıyordu. Ama şunu kullanıyordu. Ama bu DAEŞ'ı kullanıyordu. Şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Şimdi elhamdülillah bunların sistemleri, yolları şükürler olsun kesildi. Şimdi tabi burada efendim işte kaygılanmayın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın. İşte sizin gördüğünüz gibi burada bir tehlike yok falan. Bizi uyutmaya çalışıyor Amerika. Bunların hepsi tamamen uyutma. İşte şimdi değişik değişik ifadeler, sözler vesaire bunlar türemeye başladı. Türkiye bunları dikkate almadan kendi stratejisini belirleyip milli bir stratejiyle Orta Doğu'da yavaş yavaş ne yapmalı? Buranın pehlivanı benim, buranın çobanı benim. Burada benden habersiz kimse kuş uçuramaz, koyun güdemez, bunun dağlarında bizden habersiz kurt gezemez diye burada çobanlığını güzel yürütmeli ve gerçekten de o zaman adaletli bir şekilde insanlar ne yapılabilir? İdare edilebilir. Şimdi burada biliyorsunuz Afrin'in içinde olsun, Membiş'in içerisinde olsun halktan da ciddi manada Türkiye ne zaman geliyor gelsin artık biz bu adamlardan bıktık gibi çok ciddi manada ifadeler var. Hiç burada ya işte ellerinde şöyle silahlar var, ellerinde böyle silahlar var, hiç bunların hiçbir tanesine den çekinmeye gerek yok. Şimdi küfür denizin üstündeki köpeğe benzer. Derviş hocam. Denizin üstündeki köpük ne yapar? Bir dalga gelir, biri o tarafa, biri o tarafa dağılır gider. Şimdi bu gavur, küffar şu an biz buradayız diye bir varlık gösteriyorlar. Ama inanın hepsi denizin üstündeki köpük gibi. Allah'ın izniyle gerçekten imanla beraber ki Mehmetçiğimiz elhamdülillah bugün bakıyorsunuz dualarla uğurlanıyor. Tekbirlerle yola çıkıyorlar, şükürler olsun. Bu inanç, iman bu şekilde muhafaza ederek ilerlersek Allah'ın izniyle onlar da denizin üzerindeki köpük gibi ne yapacaklar? Bir anda kendileri bile anlamayacaklar nasıl dağıldıklarını. İnanın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir haftada her şey olur biter. Bir bakmışsınız orada bir tane YPG'li şunlu bunlu kalmamış. Onların öyle oradan it gibi ürüdüklerine bakmamak lazım. Bunların hiçbir anlamı yok. İşte efendim bunlar şöyle eğitilmiş de böyle eğitilmiş de falanmış da filanmış da. Bunların hepsi hikaye. Bunlar insanların gözlerini korkutulmak istenilen meseleler, mevzular. Biz kendi sınırlarımızı korumamız gerekiyor. Kendi stratejimizi, milli stratejimizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Şimdi burada şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi efendim işte şu devletten destek, bu devletten destek, işte şu bize yardımcı olacak, bu bize yardımcı olacak. Hayır efendim. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman efendim o devlet bize yardım edecek, şu devletten bize destek gelecek. Bunlar bizi bağlamamalı. Biz milli stratejimiz neyse bunu oluşturmalıyız ve oluşturduğumuz stratejiyi hiçbir devlete, hiç TSK'dan başka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden başka, ülkemizden başka hiçbir güce endekslememeliyiz. Bunu yaparsak bu bizim için çok büyük tehlike olur. Çünkü şu an bizim öyle bir ortamdayız ki şu anda bizim kendimizden başka güvenecek hiçbir dostumuz yok. Ya efendim Suriye, yok şu Suriye. Ya efendim Irak falan. Rusya falan. Yok. Biz kendi milli stratejimizi belirleyeceğiz ve bu stratejiyle beraber ne yapacağız? İşimize bakacağız. Ama bir türlü tutar da kendi gücümüzü başka devletlerin güçlerine endekslersek efendim işte oradan öyle yardım gelecek, buradan böyle yardım gelecek. Bir bakmışsınız Nasrettin Hoca'nın fil hikayesine döner iş. O da gerçekten insana ağır olur yani. Ağır bir imtihan olur. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Kendi milli stratejimizle bu şekilde yürüyelim. İnşallah güzel neticeler alacağız. Rabbim Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Muhafaza eylesin. Her türlü şerlerden muhafaza eylesin. Uyanık olmayı nasip eylesin. Uyanıklık burada çok önemli. Gerçekten ecdadımız Osmanlı gibi niyetimizi sağlam ve Allah katında sahih bir niyetle bu hareketleri yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Oralardaki mazlum halka da
en güzel şekilde adalet götürmeyi, en güzel şekilde oradaki mazlum halkın da yaralarını sarmayı inşallah Rabbim bize nasip eder diyoruz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Güzel açıklamalara bulundunuz. Hocam aynı soruyu size de yönetmek istiyorum. Afrin operasyonu ile alakalı sizler de ek olarak neler demek isterseniz. Ümit hocam Allah razı olsun. Bayağı izah etti. Hani olay artık sınırlarda konuşuluyor. Hani bir zamanlar işte yok şurada burada falan ülke filan ülke değil. Amerika YPG'yi kurarken Membiç ve Afrin'de ve diğer yerlerde şunu söylemişti. Dedi ki biz DAEŞ'le mücadele edeceğiz ve bu mücadelenin akabinde sonrasında DAEŞ'ten temizlendikten sonra buralardan gücümüzü çekeceğiz dedi. Burada Müslümanlar olarak, ya biz Müslümanız yani biz Rabbimizin kitabında Allah diyor ki bunların güvenilmez. Ya bunlar da yalan, münafıklık, aldatma bunlar Müslümanlar aleyhinde çalışmalarında hepsi mübahtır sayın hocam. Şimdi daha çok zırhlı birlikleri var. 30 bine yakın eleman yetiştirdiler, terörist yetiştirdiler. Daha donanımlı silah kullanıyorlar. Ve hani bakın sınırlarımıza, sınırlarımız hep teröristlerin bulunduğu yerler. Sınırlarımız artık teröristlerle sarılmış. Evet. Türkiye olarak geç kalınmış bir şeydir. Bir de milliliğin altını doldurmak lazım. Netice itibariyle milliliğin altını doldurmak lazım. Bizler Amerika'nın veya Rusya'nın veya işte müttefik olarak çalıştıklarımızı inanın hepsi aynı kategoridedir. Hepsi aynı kategoridedir sevgili hocam. Bugün Amerika hainlik yapıyor ama Rusya bize iyilik yapmıyor. Şu an biz Rusya'yla müttefik gibi görüyoruz. Samimiyetimle söylüyorum yine Rusya kendi menfaatleri için orada asla iyilik tarzında bir şey yapmıyor. Ve diğer müttefik işte İran deniyor. İran'ın da aslında çok hainlikleri var. Yani Türkiye yalnız bir ülke. Türkiye tek başına bir ülke ama birlik beraberlik içinde olduğu müddetçe ve inanan bir toplum olduğu için, Allah'ına peygamberine inanan bir toplum olduğu için o varlığı, gücü Allah'tan alırsa eğer Allah'ın izniyle bunların hiçbir zararı olmaz. Evet. Şimdi özür dilerim Mustafa Hocam. Şuradan da olayı bağlamamız icap ediyor. Şimdi Amerika bu zamana kadar bak kime söz verdiyse hocam bunun içerisinde Rusya'sından tut Türkiye'sine kadar Suriye'sine kadar ondan sonra PKK'sına kadar PYD'sine kadar İran'a kadar hangi sözü verdiyse Barzani'ye kadar Barzani'ye devlet kurduracaklardı. Adamı yarı yolda bıraktı. Ne yarı yolu? Hiç adamdan hiç şey yapmadılar. O kadar verdiler gazı, verdiler gazı. Sonra baktı ki Barzani demek ki Amerika insanı ne yapıyor? Amerika insanı satıyor. Ya bir tane verdiğiniz sözü tutun ya bir tane verdiğiniz sözü tutun. E bir de sanki dalga geçer gibi işte Türkiye'ye açıklama borcumuz var falan. Ne oldu şimdi mi aklın başına geldi? Demezler mi adama? Şimdi mi aklın başına geldi ya? Ama buralarda biraz da bizim hatalarımız var Derviş Hocam. Evet. Yani ne yönden hatalarımız var? Ya evet. Artık biz şu kafayı bırakmamız gerekiyor hocam. Ya bu müttefik falan, dost falan, şöyle falan, böyle falan. Ya bu kafayı bizim bırakmamız lazım. Ha ülkemizin menfaatleri çerçevesinde, ülkemizin menfaatleri çerçevesinde karşı tarafa güvenmeyerek, karşı tarafa güven duygusuna kendimizi kaptırmayarak, karşı tarafın bize samimi hareketlerine aldanmayarak biz buralarda bir takım stratejiler, ortak hareketler gerçekleştirebiliriz. Bak bu farklı bir şey. Ama biz maalesef toplum olarak bizim şöyle bir ahlakımız var hocam. Biz zannediyoruz ki ben sana karşı samimiyim ya. Zannediyorum ki sen de bana karşı öylesin. Yok öyle değil. Sen benim o samimi duygularımı alıyorsun, kendin orada kendi menfaatlerin çerçevesinde ne yapıyorsun? Kullanıyorsun. Ben de samimiyim ya. Sana da ne yapmıyorum? Yanlış yapmıyorum. Bak dikkat edin. Bu zamana kadar Türkiye beraber hareket ettiği kimseye yanlış yapmadı. Neden? Çünkü bizde bir samimiyet var. Niyetlerimiz samimi, hareketlerimiz samimi ama
Türkiye kime güvendiyse, dervişe bak, biz kendimiz dışında kime güvendiysek hep onlardan darbe yedik. Hep onlardan, onlar bizi arkamızdan hançerledi veya hançerlemek istedi. Bunun başında da Amerika geliyor. Evet. Ama biz bakıyoruz hala bunlara karşı böyle bir, acaba dönerler mi? Acaba bize şöyle yaparlar mı? Acaba bize böyle yaparlar mı? Ama şimdi bu Afrin operasyonuyla biraz biz bu çizgiyi biraz daha ne yapmış oluyoruz hocam? Netleştirmiş oluyoruz. Senle mi? Olur. Sensiz mi? O da olur. İnşallah. Şimdi bunu da Amerika hissedince baktı ki gerçekten Türkiye'yi ne yapıyor? Kaybediyor. Ama bundan sonra ben bu olayın da toparlanacağını zannetmiyorum. Bundan sonra Türkiye Amerika arası ne yapmaz? Kolay kolay toparlanmaz. Çünkü bu Amerika şunu gördü yani. Biz eğer buralardan gidersek, çekilirsek, buralarda Rusya, Türkiye, ciddi manada İran, ciddi manada söz sahipliğine kavuşacaklar. O hala o arada o dengeyi bozmanın, aman bunlar buralarda bir hakimiyet kurmasınların, bunların peşinde çökmüş bir takım stratejilerini hala ayakta tutmaya çalışan böyle bozuk bir zihniyetle, müttefiklikle, şununla bunun uzaktan yakından alakası olmayan bir takım eylemlerle yoluna devam ediyor. Bu yanlış hesap nereden döner hocam? Yanlış hesap Bağdat'tan döner demişler. Bugün yanlış hesap Afrin'den dönüyor. Yarın Menbiş'ten dönecek. Yarın Azez'den dönecek. Yarın Carablus'tan dönecek. İlla bu yanlış hesap ne yapacak? Bir yerden dönecek. O yüzden bu noktalarda ülkemizin, Türkiye'mizin uyanık olması gerekiyor. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Tabii evvela Rabbimiz. Ona göre milli stratejilerimizi geliştirip adımlarımızı atmamız gerekiyor. Mustafa hocamdan da özür diliyorum. Buyur hocam. Yani konular hep aynı. Söylememiz gereken burada bizim bunlara güvenerek bir şey yapmamız hocam. Hani Efendimiz diyor ki bir Müslüman aynı delikten iki kere ısırılmaz yani. Belki şu ana kadar Amerika'nın bize yaptığı belki 200. şey, zarar, yalan, aldatması. 200 belki, belki 300, belki 500, bilemiyoruz yani. O yüzden devlet yetkililerimiz olsun, Allah kolaylık versin Mehmetçiğimize bu karda kışta. Yani bu vatan kutsal bir şey. Elbette bunun için canlarımız, mallarımız, her şeyimiz feda olsun. Bakın Suriye haritasına bakın. Yani yazık günah ya. Bir terörist örgüt orada, öbürü orada, öbürü burada, Rusya orada, o orada, Amerika orada. Bir Suriye sanki Amerika'nın, Rusya'nın bir ili, ilçesi olmuş hale gelmiş. Ne kadar üzücü şeyler. Yarın bir gün Türkiye'de böyle olabilir. Bak hep direkten dönüyoruz. Ateş hattındayız. Rabbim o yüzden ülkemize kolaylıklar versin. Şimdi artık savunmaya geçmek zamanı. Mücadelemizi yapalım. Onurumuzla yaşayalım. Onurumuzla ölelim. Ama mutlaka cesaretimizi ortaya koyalım. Müslümanların arkasında Allah vardır yani. Biiznillah bu konuda ordumuz, Mehmetçiğimiz. Ya bir kere şöyle bir şey var yani. Bizim Mehmetçiğimiz olsun, askerlerimiz ve halkımızdan. Ya şehit olmak, Allah yolunda mücadele etmek, vatanı muhafaza etmek noktalarında böyle kalleşlik yapacak kimse yoktur. Herkes canını, malını, her şeyini rahat bir şekilde ortaya koyar. Ve bir de biz şöyle, Orta Doğu'nun abisidir Türkiye. Halifeliğin makamı olduğu için şunu bilmek lazım. Her zaman hedefte olduğumuzun bir şeyinde olmamız lazım, şuurunda. Bunun dikkatini almak lazım. Çünkü niye? Osmanlı'dan kalma bir kuyruk acısı var. Dedelerimizden kalma olsun veya İslam tarihinden olsun. Bundan dolayı Türkiye'ye hem halifelik makamı hem Orta Doğu'nun abisi olmasından dolayı gerçekten her zaman hedef halindedir. Bugün Amerika gider, yarın öbürü gelir, öbürü gider, öbürü gelir. Yani biz şunu bilmemiz lazım. Bizim her zaman düşmanımız olacak. Bugün bu, yarın öbürü, öbür gün başka biri. Ama mutlaka düşmanımız olacak. Bir de iyi bakmak lazım olaylara ki eskiden bir tane iki tane düşman vardı. Şimdi onlarca sayabileceğimiz düşman arttı. Bu konuda biraz daha dikkat olması gerektiğini savunuyorum, düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlere müsaadeyle hemen seyircilerimize dönmek istiyorum hocam. Hocam seyircilerimizden bir tanesi de bugün karne tatili olduğunu ifade ediyorlar. Mustafa hocama sormak istiyorum bunu. Bununla alakalı yavrularımıza ne tavsiyede bulunursunuz? Nasıl değerlendirirsiniz demiş bir seyircimiz hocam. Şimdi karne tatilinde
imkanı olanlara hocam kesinlikle umre tavsiye ederim. Tatil, Müslümanın tatili cennettedir. Bir gün Efendi Hazretlerimiz İsmail Ağa Camisi'nde namazı kıldırıyor. Rahmetli Hasbi Hoca da Efendi Hazretlerine diyor ki, Efendi Hazretleri çok yoruldunuz. Çünkü Efendi Hazretleri geçten ameliyatlar oldu ayaklarından, dizlerinden. Ama yine vazifelerine devam. Günlük 2-2,5 saat yatıyor vesaire. İstirahat etseniz deyince Efendi Hazretleri İsmail Han Camisi'nin kapısından penceresini açıyor. Pencereyi açıyor. Karşı tarafta Şeyhülislamların olduğu bir mezarlık var. Diyor ki Hasbi Hoca, dinlenme yeri orası. Kabire gidince dinleneceğiz. Yani Müslüman'da tatili kavramı yok. Bugün eğitim çok enteresan bir şey. Yani eğitimin, milli eğitimin en güzel tarafı tatili çok iyi beceriyorlar hocam. Eğitim tartışılır. Eğitim, gerçekten söylüyorum. Yani tadı kaçmış, tuzu kaçmış ve hiç kimsenin memnun olmadığı bir seviyeye gelmiştir. Tarihten soruyorsunuz, yok matematikten, geometriden soruyorsun, yok dini bilgiler noktasında soruyorsun, yok ki dini bilgiler en başta olması gereken bir şey. Şu an çok üzücü bir tabloda, böyle hasta olmuş bir eğitim var. Ama eğitimin en iyi becerildiği taraf tatil. Senenin 6 ayı rahat tatille geçiyor. Bu böyle bir eğitim zaten, eğitim sayılmaz bunun adı ya. Bunun adı işte yatmak dersiniz, vakit geçirmek dersiniz, oyalamak diyebilirsiniz. Umre'ye gidemedi insanlar, ben kesinlikle bu konuda yani Allah'ın rahmetini kazanma anlamında akraba ziyaretlerine, anne baba, çocuğu madem evde, akşama kadar evde oturmasın ya. Akrabalarımıza, abilerimize, kardeşlerimize, amcalarımıza, dayılarımıza gidelim. Bedenen böyle telefonlarla, mesajlarla değil, bu 15 günlük tatili değerlendirelim. Bakın, bugün 15 tatil oldu. Yani herkeste acayip bir heyecan var, ilgi alaka var. Biz millet olarak bir şeye odaklandığımız zaman o odaklanılan olay çok büyütülüyor. Keşke dini konularda da camilerde, Kur'an-ı Kerim eğitimlerinde, ahiret çalışmalarında da böyle heyecan olsa. Annede ayrı bir heyecan var, babada ayrı bir heyecan var. İşte herkes sosyal medyadan teşekkür alan oğlu var, efendime söyleyeyim. Takdir alan oğlu var ve herkes paylaşıyor, bunu seviniyor. Kötü bir şey mi? Bir evladın başarılı olması güzel ama o evlat aynı baba şeyi, üzüntüsünü paylaşmıyor. Kalkıp sabah 7'de benim oğlum yatıyor, sabah namazını kılmıyor. Üzüntüsünü paylaşıyor mu? Paylaşmıyor. Veya anne paylaşıyor mu? Paylaşmıyor. Yani olaylara baktığımız zaman biz bir şeyleri ciddiye alırsak müthiş etkileniyoruz. Ve tüm Türkiye'de 15 tatilin böyle yarı yıl karne tatilinin bir havası var. İşte devlet yetkililerinden açıklama geliyor. Sosyal medyalarda müthiş bir şekilde işte dediğim gibi çocuklar paylaşılıyor. Okullarda belediye başkanları şunlar bunlar. Hepsi bir yerlerde. Ama inşallah diyoruz. Bunu tatil olarak değil de bir çalışma olarak. Okula gitmiyorsan amcana git, dayına git, halana git, teyzene git, arkadaşlarınla beraber. Camileri mesela hani şimdi hep anneye babaya söyleriz işte hocam işte çocuk okula gidiyor falan. 15 tatil ama adam kendisi de gitmiyor namaza. Sohbete gel, sohbete de gelmiyor. Yani dünyayı kazanmak, okulu kazanmak her şeymiş gibi gösterilen bir hava var hocam. Yani 15 tatil benim şu açıdan üzüntüme sebep oldu. Ya dünyalık şeyleri gerçekten kaptırmışız kendimizi. Bana öyle geldi yani. Dünyevi bir mesele hakkında inanılmaz bir sevinç var. Ama uhrevi bir meselede maalesef diyorum hiçbir çalışma yok. Yani hani Allah diyor وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَ بِشِمَالِهِ فَيَقُولِ بِيَمِنِي فَيَقُولَ هَا مُقْرَهُ كِتَابِيهِ. Yani kitabını bugün 15 tatilde o teşekkür takdir alanlar veya güzel not alanlar fark etmez tabii. Herkes evladıdır. Sevinci paylaşılıyor. Allah da bu sevincin asıl sevinç olması gerekenin ahirette defterler dürülük geldiği zaman sağ tarafından alıp kitabını sağdan alanların feyekûle hâ nukravu kitâbiye, işte benim kitabımı okuyun. İnni zanantü enni mülâgı nesâbiye, ben böyle bir şey olacağını zaten düşünüyordum. Ben zaten güzel kuldum diye kitabını sağdan alıp karnesini tabiri caizse sağdan alıp gösteren kullardan olmak lazım. Buralara da, bu konulara da biraz eğililmesi gerekiyor. Yani sevincimiz güzel, çocuğun başarılı olması güzel ama acaba ahiret işlerinde de evlat başarılı mı? Sabah namazlarına kalkabiliyor mu? Aile olarak bu konularda bir çalışmamız oluyor mu? Buraları biraz ibretlik olarak görmek istiyorum.
ailelerin de böyle görmesini istiyorum yani. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Gerçekten 15 tatille alakalı güzel bir değerlendirmeydi. İnşallah velilerimiz bu hususta bunu dikkate alacaklarını düşünüyorum. Bir seyircimiz bir soru sormuş hocam. Hayırlı yayınlar hocam demiş. Dinde ileri gitmeyin. Sizden öncekiler dinde ileri gittiler, helak oldular. Ne demek? Allah razı olsun demiş. Ya şimdi burada bizim dinimizin ölçüleri bellidir. İslam'ın ölçüleri kaç? Temel şart 5 tane. Bunların da kendi işlerinde neler var? Bir takım kuralları var. Ef'ali mükellefin dediğimiz farz, vacip, sünnet, müstahap, edep, mübah, haram, mekruh. Bunlar Derviş hocam zaten İslam'ın sınırlarını ne yapmış? Belirlemiş. Şimdi dinde aşırıya gitmeyin meselesi bunların dışına çıkma meselesidir. İşte bugün DAEŞ'in düştüğü hata. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve buna benzer işte Hizbullahçıların, şunların, bunların anlatabiliyor muyum? İşte Darül Harpçilerin düştüğü tuzak burası. Dinde nereye gitmeyin? Aşırıya gitmeyin. Yani burada Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabesinin yolundan çıkma meselesidir bu. Ehl-i Sünnet çizgisinden çıkma meselesidir. Buralarda dinde aşırıya gitme meselesinde sen kendini Kur'an'dan peygamberin anlamadığı bir manayı anlama veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünden onun kastetmediği bir delili çıkarma gibi böyle aslında dinden uzaktan yakından alakası olmayan bir takım noktalara insan kendisini yönlendirerek buna da aslında biz ne diyoruz buna? Sapık yollar, sapık mezhepler diyoruz. Yani burada dinde aşırıya gitme, ben o ifadeye çok da şey bakmıyorum yani. Dinin aşırısı olmaz. Dinde sen ölçüleri taşarsın. Yoksa İslam kimseyi ne yapmaz? İslam kimseyi aşırılığa götürmez, aşırıcılığa da götürmez. Ama sen şimdi Kur'an ve sünnetin dışında işte efendim ben peygambersiz de bu dini anlayabilirim. Peygambersiz de ben bu kitaptan bir şey çıkartabilirim. Dediğin zaman Mevla'dan tokadı yersin. Mevla'dan tokadı yediğin zaman da kendi kafana göre oradan şeytan senin ağzına sürer balı. Kendin bir takım işte oradan manalar bak ben buradan ne güzel manalar çıkarttım falan filan diyerekten zaten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından beyan edilmiş bir ayetin tefsir edilmiş bir ayetin sen orada çıkartıp oradan başka bir mana çıkartarak bunu insanlara anlattığın zaman kusura bakma bu sapkınlıktır. Bu dinde aşırılık, aşırıcılık değildir. Bu bir sapıklıktır. Bu bir sapkınlıktır. Evet. Yoksa İslam ölçülerine riayet edildiği sürece hiç kimseyi ne yapmaz? Aşırıya götürmez. Din İslam zaten aşırıcılık dini değildir. Peki bu DAEŞ ne oluyor? Veya bu Hizbullah ne oluyor? Bu kafa kesenler kim? Bu insanları acımasızca katledenler kim? İşte bunlar Kur'an'ı ve sünneti kafalarına göre yorumlayanlar. Tefsirine göre, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçülerine göre değil. Kendi kafalarına göre nakle gerek duymadan sadece akıllarıyla hareket edenler bugün ne yapıyorlar? Maalesef bu şekilde sapkın yollara, sapık yollara düşüyorlar. Bunu bu şekilde anlamak lazım Derviş Hocam. Evet. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir seyircimiz de iyi akşamlar demiş hocam. İş yerinde arkadaşlar arasında TL olarak düzenlediğimiz yardımlaşma kampanyası faize girer mi demiş bir seyircimiz. Tahmin edeyim şey gün olarak mı? Tam açıklıkta getirmemiş ama ifade bu şekilde. Aslında soruda da biraz kapalılık var zannediyorum. Eğer gün olarak düşünülüyorsa onun caiz olacak sistemi var. Ama burada arkadaşın işte söylediğim gibi tam bir açık ifadesi olmadığı için şimdi yorum yaparak veya böyleymiş diyerek şey yaparsa biraz açık anlatırsa bayanların altın günü gibi bir mesele ise eğer tekrar bize mesajla iletirse şey olur hocam yardımcı olur inşallah. Bir soru yine hocam size yönelteyim o zaman ondan sonra tekrar şey yaparım hocam. Selamünaleyküm hocam demiş. Abdest ve namazda uzun uzun kalıp vesveseye düşmüş biri için nasıl bir çözüm önerirsiniz demiş. Yani
Allah inşallah yardımcısı olsun bu kardeşimizin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest konusunda bir sahabe efendimiz çok zorlandığı zaman ona abdestini kaçıran şeyi duyana kadar, yani gaz kaçırma olarak devamlı öyle hissederek abdestinin bozulduğunu zannediyormuş sahabe efendimiz. Efendimiz ona demiş ki, buyurmuş ki, kokusunu alacaksan, alıncaya kadar, sesini duyana kadar senin abdestin var. Vesvesenin üstüne gideceksin. Öyle bir şey yok, 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 yok diye diye çok kolay, böyle bir hafta, iki hafta, en fazla üç hafta sonra mesela o vesveseden kurtulacak. Ama üstüne giderek, sayın hocam. Üstüne gitmezse vesvesenin, vesvese onun üstüne gelmeye başlar. Bu sefer başka hastalıkların da önünü açmış olur. Allah muhafaza eylesin. Eğer abdestte bir sıkıntı yaşıyorsa uzun uzuna, diyecek ki benim abdestim oldu. Sonradan nefsi veya şeytan veya vesveseleri onu tekrardan abdest almaya itse, diyecek ki ben almayacağım abdest. Ben böyle kurtulan arkadaşlarımızı biliyorum mesela. Tavsiye şu, vesvesenin üstüne gidecek. Bunu bir Kur'an'dan şu ayeti oku, işte şunu oku değil, vesvesenin üstüne giderek onu çok rahat bir şekilde atlatabilir. Abdestinde sıkıntı varsa, derse ki benim abdestim olmadı, diyecek ki oldu. Öylece kılacak namazını. Namazında eğer şöyle oldu böyle oldu derse, devam edecek, namazım oldu diyecek. Birkaç hafta, yani bir ay sürmez, en fazla üç hafta sonra vesvesenin üstüne giderse Allah'ın izniyle %100 kurtulur yani. Ama üstüne gitme şartı. Üstüne gitmeyip de hala devam ederse yarın bir gün başka bir hastalık da onun peşine takılır. Allah muhafaza eylesin. Aynen. Allah muhafaza eylesin. Seyircimiz bunu dikkate alarak o şekilde inşallah Rabbim kendisini kurtarır. Aynen. Hocam ben tekrar sorularımıza dönmek istiyorum. Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti amacı nedir hocam? Ne olarak görüyorsunuz burada hocam? Türkiye izlediğimiz zaman baktı ki Amerika ile bir neticeye ulaşılamıyor. Evet. Şimdi haritamızda da demin izlemiştik. O Afrin bölgesinde sadece PYD veya Amerika'nın unsurları yok Derviş hocam. Burada aynı zamanda Rusya'nın da unsurları var. Rusya'nın da burada unsurları olması hasebiyle tabii ki bizim buraya yapacağımız bir operasyonda Rusya'ya da haber vermek lazım ki orada bir yanlış bir hareket, yanlış bir hadise yaşanmasın. Daha önceki uçak. Tabii daha önceki yaşanan uçak krizi gibi bir kriz yaşanmasın. Bugün de bu Genelkurmay Başkanımızın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yapmış olduğu görüşmede de anlaşıldığı kadarıyla neticesini verdi. Ve Rusya ne yaptı? Rusya Afrin'den çekildi. Şimdi Rusya Afrin'den çekilince şimdi orada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ne yapacak? Biraz daha rahat hareket edecek. Evet. Şimdi biz baktık ki Amerika Afrin'le alakalı tamam biz ordu kurmaktan vazgeçtik. Şöyle yapmaktan vazgeçtik, şunu yapmaktan vazgeçtik. Baktık hep çelişkili. Bugün bakıyorsunuz Amerika'nın başıyla kuyruğu ayrı oynuyor. Başı diyor ki çekilin oradan. Kuyruğu diyor ki yok biz buradayız. Şimdi Türkiye'de bakıyor ki Amerika'da ne yok? Amerika'da şu an bir istikrar yok. Yani bir ağız birliği buradaki unsurlarıyla, Pentagon'la, işte Washington'la bir ne yok? Ağız birliği yok. O başka konuşuyor, o başka konuşuyor, o başka konuşuyor. İşte biz de şimdi ne yapıyoruz? Bu da bir strateji olabilir mi hocam? Böyle Müslümanları, özellikle Türkiye'yi yanıltmak için. Oyalamak tabii. Oyalama. Bir taktik olabilir ama yani şimdi bu Trump daha bu işi kıvıramadı. Başkanlık meselesini kıvıramadı. Ve kıvıracağı da benzemiyor Derviş hocam. Yani aradan az bir zaman da geçmedi. Bayağı bir zaman geçti. Hala Amerika üzerinde yani bir başkanlık olay olarak bir ağırlığını koymuş değil. Şu an gerçek manada Amerika'da işte bir Pentagon olsun ve belirli Amerika'nın belirli böyle güçleri, odakları, özellikle Amerika'nın derin devleti daha bunlar Trump'ın başkan olduğunu ne yapmadılar? Kabullenmediler. Evet. Ve bugün hala Trump'ın şu an Rusya'yla işbirliği yaptın sen seçimlerde diye yargılanıp yargılanmama tartışmaları yapılıyor şu an Amerika'da. Buraları hep biz dikkate almamız lazım. Şimdi bu iktidar boşluğu baktığınız zaman geçmişte
büyük devletler hep neden sıkıntıya düşmüşler? Bu iktidar boşluğundan sıkıntıya düşmüşler. Şu an Amerika'da ciddi bir iktidar boşluğu var. Elham. Şimdi bu iktidar boşluğu bu şekilde var olunca bu sefer şimdi bunun bütün stratejilerine bu yansıyor. İşte Orta Doğu olsun, Lübnan olsun, işte şurası olsun, işte burası olsun, her tarafa ne yapıyor bu? Yansıyor. İşte bugün baktığımız zaman Kuzey Kore, Güney Kore, yani buralarda hep şu an Amerika'nın böyle ne yapayım, yani böyle bir şaşkın bir hali var. Zaten Mevla Teala Serdar artık Amerika'nın yeryüzündeki gücünü ne yaptı? Baya baya sarstı. Bu her, bu artık bundan sonra hep böyle gidecek. Ya bak bugün biz bunu FMTV ekranlarından söylüyoruz. Bundan sonra Amerika'nın gücü hep geriye gidecek. Ya işte sen nasıl konuşuyorsun şu an, işte dünyanın en büyük teknolojisi onun elinde, şu şöyle böyle, ya Allah bir şeyi zail edecekse hiç kusura bakmayın bunun önüne kimse geçemez. Ellerinde ne kadar teknolojiler olsun, neleri olursa olsun, isterse bizden kat kat güçleri fazla olsun, Allah dilemedikten sonra hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir yere kımıldayamazlar. Bugün bakıyorsunuz şu an Şekila'da görüldüğü gibi Amerika şu an kar altında, doğru mu? Helal. Buz altında, kar altında. Belki de tarihinde görmediği en büyük kışları geçiriyor şu an. Ya herkesin bir hesabı var da Derviş Hocam, Rabbimizin de bir hesabı var. Herkes bir şeyler söylüyor, bir güçten falan bahsediyor ama esas gücün sahibinden kimse konuşmuyor. Esas gücün sahibi Allah'tır ya. Süper güç mü? Kim süper güç? Allah'ın güçlü yapmadığı hiçbir şey süper güç olamaz. O yüzden biz şimdi buradaki bu boşluğu güzel değerlendirip genel kurmay başkanımızla ve Sayın MİT müsteşarımızla bu konuyla alakalı ne yaptı? Ciddi hemen bir hareketlenme yaşandı. Ya bu aslında bir de şuna işaret ediyor Derviş Hocam. Biz bu Afrin konusunda ciddiyiz kardeşim. Evet. Bak ciddiyiz, ciddi hamleler yapıyoruz. Gidiyoruz, Rusya'yla konuşuyoruz. Bak Amerika sen varsan seninle konuşuyoruz. Öbür taraftan başka devletle konuşuyoruz. Sınırımıza tanklarımızı yiyoruz. Mehmetçiğimizi yığıyoruz. Belli noktalar var. O kritik noktaları tutuyoruz. Belli noktalara atışlar yapıyoruz. Bak biz ciddiyiz. Biz bu hareketi yapacağız. Bak Rusya'yla gidiyoruz, konuşuyoruz. Ve Rusya burada tamam diyor. Siz buraya operasyon yapabilirsiniz diyor. Askerini çekiyor vesaire. Şimdi buralar hep bizim bu Afrin operasyonunda olsun veya bu Orta Doğu'da Amerika'nın kurmak istediği tuzağı olsun farkındayız ve biz bu tuzağı bozmak için yola çıktık. Bunların hep bunlar ciddi olduğunun, Türkiye'nin ciddi alınması gerektiğinin adımlarıydı. Ve adımlar da bugün netice vermiş durumda. Helal. Rusya Afrin'den ne yapmış oldu? Çekilmiş oldu. Şimdi biz orada Türkiye olarak daha ne yapacağız? Daha rahat hareketlerimiz olacak. Ve ben inanıyorum Amerika da burada geri vites yapacak. Alacak silahlarını, şunlarını, bunlarını buradan basıp gidecek. Orada sistem yine bizim inşallah milli stratejimize kalacak. Herkes ayağını denk alacak. Böyle bir sistem inşallah olay buraya gelir diyelim yani. İnşallah hocam. Evet hocam. Aynı soruyla alakalı sizlere yönetmek istiyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi hocam bir şey yapılacakken burada ben olaya şöyle bakmak istiyorum. Türkiye'nin net tavrını, yani oraya eğer bir şey ricada bulunacak olsaydı, savaşla alakalı, hücumla alakalı eğer bir şey olmasaydı devlet yetkililerinden biri giderdi. Böyle evet. Bakanlıktan, İçişleri Dışişleri Bakanlığından vesaire. Özellikle Hulusi Paşa'yla MİT Müsteşarı'nın gitmesi demek Allah-u Alem Türkiye'nin net tavrını Rusya'ya bildirmek amacıyla gittikleri kanaatindeyim. Yani artık şey yok. Hani Türkiye'de artık şeyden bunaldı böyle. Halledeceğiz, yapacağız. Halledeceğiz, yapacağız. Oldu, olacak, bitti, bitecek. Şeye dönüyor iş yani. Bekletilme. Bugün kız istemede bile adam kız isteyecek. İstiyor, babası vermiyor. İstiyorlar, gene vermiyor. En son üçüncü de ne yapıyor? Kızı kaçırıyor yani. Eğer kızına gönlü varsa. Tabiri caizse artık Türkiye şeyden bıkmış bu. Oyalama ifadelerinden, işte şöyle olacak, böyle olacak, Dışişleri Bakanlığı'na iletiyoruz, işte şöyle iletiyoruz, böyle anlatıyoruz,
Yaptık, yapacağız. Geldik, geleceğiz. Hulusi Paşa ile Hakan Fidan'ın Rusya'ya gidiş şeyi, tavırlarının net olduğu, geri adım atmayacaklarını, bu konuda Türkiye'nin kararlılığını ifade etmek için bizatihi ortaya koyduklarına inanarak bunu Rusya'ya ve diğer o Suriye'de bulunan devlet yetkililerine, diğer devlet ülkelere bildirtmek diye düşünüyorum hocam. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hemen bir iki seyircilerimize gelen çok sorular var hocam. Onlara kısa bir şekilde inşallah hemen yönelelim. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir şekilde hocam. Sizden öğrendiğim bilgileri söylüyorum. Faiz haram diye, hiç evin yoksa alabilirsin. Araba alırsan haram diyor faizi demiş. Ben soruyu pek anlayamadım. Anladım aslında öyle ifadelere. Faizin ölçüleri de bellidir. İstersen ev al, istersen araba al, istersen birinci al, istersen ikinci al, istersen beşinci al, istersen ne yaparsan yap, faiz her yerde nedir? Faizdir. Burada izlenilecek yol, hani illa bankalar aracılığıyla bu iş yürüyorsa, yürüyecekse, burada dikkat etmeleri gereken hadise şu: kesinlikle bankadan direkt para almasınlar, bankaya da direkt para vermesinler. Burada banka gidecek veya kendilerine vekalet verecek, o evlerini, alacağı evi banka satın alacak, sonra tutacak, bunlara satacak veya ortak alacaklar, banka o hakkı, ev olsun araba olsun fark etmez, o hakkı bu insana satacak. Bu şekilde araya bir mal koyarak, ticaret yaparak olursa bu iş caizdir. Yoksa bunun haricinde ve bunu da şu an yapan banka var mı, gittiği bir soru işareti bu da. Yapanlar da gerçekten bu ölçülere dikkat ederek mi yapıyorlar? Bu da ciddi bir soru işareti. Allah'a tevekkül etmek lazım. Mevla haramdan, faizden hepimizi korusun. Aynen. Öyle bir şey yok. Bir tanesini almaya müsaade var da, hiç yoksa bir tane alabilirsin de işte falan. İşte arabada hiç yok, kusura bakmayın da evde var falan filan. Böyle bir şeyler yok. Kimse kendini kandırmasın. Bunlar şeytani bir takım ifadeler, şeytani bir takım laflar. Dikkat edeceğiz biz, kanmayacağız. Müslüman ne yapmaz? Müslüman kanmaz. Bak elhamdülillah FMTV'de gerçekler, doğrular, hakikatler tek tek ne yapılıyor? Anlatılıyor. Faiz bir kere de faizdir, haramdır. İki kere de faizdir, haramdır. Bunun işte zarureti, şunu bunu falanı filanı, buralar hep insanı kandırmaya endeksli, kandırma amaçlı yapılan bir takım işlerdir. Buralara dikkat etmek lazım derim şunu. Evet, teşekkür ederim hocam. Biraz önceki sorunun devamı gelmiş hocam. Yine sen sormuş olayım. Hocam 20 kişi toplanıyoruz. Kura çekip bir senede bitiriyoruz. Her ay bir arkadaşımız toplu para TL olarak alıyor demiş. Bu şekilde yapıyorlarmış. 20 kişi toplanıyorlar. Kura çekiyorlar. Bir sene biriktiriyorlar ve her ay bir kişi onu alıyor diyor. Şimdi hocam bu konuda borçlanma sistemi olacak. Nasıl olacak? Herkes biz sana bu parayı borç olarak veriyoruz diyecekler. Dediği gibi eğer bu ifadeyi kullanmazlarsa gün yapmanın tehlikesi büyük. Ama derseler ki biz sana bunu borç olarak veriyoruz. Bakın bu ifade çok önemlidir. Borç olarak veriyoruz derlerse Allah'ın izniyle oradan sıkıntıyı kaldırmış olurlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hocam bir seyircimiz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Biz 3 kız kardeşiz. Annemizden bir kat ev kaldı. Bunu Kur'an'a göre nasıl paylaşım yapılır demiş seyircilerimizden birileri. Onu tabi faraiz bahsinde güzel incelemek lazım. O tabi kıymeti belirlenecek. Kıymeti belirlendikten sonra yani biliyorsunuz iki hak erkeğe bir hak. Yok, üç kız kardeşler hocam zaten. Hocam detaylı yazmaları lazım orada. Hmm. Neneleri vardır, dedeleri vardır. İşte o kardeş olabilir. Mesela sadece üç kardeş değillerdir yani. İlla asıl ve furudan akrabaları, şunları bunları vardır. Net böyle onu bizatihi böyle oturulacak, kalem kalem yazılacak. Tamam inşallah. Selamünaleyküm hocam. Kul hakkı yediysem bana şefaat olur mu demiş seyircilerimizden bir tanesi. Evvela gidip o hakkı ne yapması lazım? Helalliğini alması lazım. Ama alamayacak bir pozisyondaysa, helalli işte şahıs öldüyse ve bu bir kendisinde bir mal gibi, para gibi, altın gibi vesaire böyle bir mal olarak kendisinde bir hakkı varsa,
onu o ölen şahsın yakınına verecek ve ondan ne yapacak? Helallik isteyecek. Artık gerçek helalleşme ahirete kalır. Burada Resul Efendimiz'in şefaati olmaz falan öyle bir şey diyemeyiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim şefaatim ümmetimin kebair günah işleyenlerinedir buyuruyor. O artık orada Rabbimizin inayetine kalmış bir konudur. Yani o şefaati engel falan öyle bir şey yok yani. Bir soru da hemen hocamıza soralım. Vaktimizin dolduğunu arkadaşlarımız işaret ediyorlar. Hocam hayırlı akşamlar. Benim bir sorum olacaktır. Dünyaya engelli olarak gelenler ahirette toprak olacak diyorlar. Doğru mudur? Demiş bir seyircimiz. Çünkü dünyaya engelli olup sonradan peygamber döneminde sahabelerin çoğunun uzvu gitti. Talha bin Ubeydullah kolunu kaybetti. Birçok sahabe gözünü kaybetti. Abdullah bin Mektum zaten belki peygamber. Gözleri amaydı. Yani bilmiyorum ama bu arkadaşa kim söylediyse doğru söylemedi. Çünkü cennet bütün nimetleri eksiksiz verilen bir yer. Yani adamın dünyada ayağı yoksa ahirette ayak verilmeyecek. Gözü yoksa gözü olmadan kör olarak devam edecek değil. Dünyadakinin daha üst kalitesi, daha güzeli ve her şeyiyle eksiksiz ikram edilecek. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. İkinize de. Allah razı olsun. Burada bir iki sorumuz kaldı ama vaktimizin darlığından dolayı inşallah burada kalalım. İnşallah haftaya tekrar aynı soruları inşallah yönetmiş oluruz. Evet değerli izleyicilerimiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok gelen sorularınız oldu. Fakat vaktimiz kifayet etmediğinden dolayı burada noktalıyoruz. İnşallah bir sonraki hafta hocamız da burada olacaklar. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.